Evet, öncelikle Dünya Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bütün gazeteci arkadaşların bu gününü tebrik eder, kutlarım. Gazetecilik aslında bir yönüyle kutsal bir meslek diyebiliriz. Çünkü peygamberlerin belki üstlendiği rolün bir cüzünü, küçük bir cüzünü oluşturan bir yön. Kur'an'da mesela haber sitesi, haber suresi var. Ennebe suresi. Doğru haber vermek. Ennebe haber demek. Bugün birçok dünyada, Arap dünyasında kanalların ismi Ennebe. Enba, haber ajansları da Enba diyorlar mesela, haberler diye. Bu anla baktığımızda doğru habercilik, objektif habercilik insanlık için mühim olaylardan bir tanesi. Çünkü insanlar gazetecilerin verdiği haber çerçevesinde hem gününü, hem bugünü, hem geleceği anlayabilecek bir potansiyele sahip olabiliyor. Eğer siz doğru haberi vermezseniz, insanların zihni o şekilde şekillenir. O doğru olmayan haber çerçevesinde şekillenecek. Maalesef İslam dünyasında ve Arap dünyasında gazetecilik Napolyon'la birlikte başladığı için genelde bir propaganda aracı olarak başladı ve bugüne kadar da hala bu coğrafyada gazeteci bir propaganda aracı olarak devam ediyor. Her ne kadar tek tük, aydın, entelektüel, mütefekkir çıkıp bunun dışında bir yol izlemiş olsa bile kayrı ekseretine baktığımızda bu coğrafyada medyanın hala propaganda aracı olarak işlediğini, çünkü birçok gazetenin arkasında hala Almanya, Fransa, Amerika, İngiltere'nin olduğunu, sponsor olduğunu görüyoruz. Bu ciddi sonuçlardan bir tanesi. Bizim cesur gazeteciler için olayı olduğu gibi aktaran, objektif davranan ve insanlara yorumunu insanlara bırakacak gazetecilere ihtiyacımız var. Çünkü aydın entelektüel yorumlar onu ama gazeteci olayı olduğu gibi aktarmalı. Bu coğrafyada olup bitenleri eğer bu görevini ifa etmezse, hadi diyelim bazen siyasi olaylarda bir baskı sinirci siyasi olaylara kendi görüşünü aktarabilir ama bari insanlığı ilgilendiren konularda kendi gerçek görevlerini ifa etmeleri gerekiyor. Batı, özellikle Doğu toplumu mesela, örneğin bu coğrafyada sevmediği bir lider, bir toplum olduğu zaman onun aleyhine her türlü haberi yapar. Diyelim bir dönemler BBC Afrika liderlerine karşı bunlar insan eti yiyor diye haberler yapıyorlardı. Halbuki hiçbir insan eti yemiyordu. Fakat Afrikalı demek ki onlar için zenci demek, insan eti yiyen demekti. İkinci Cihan Harbi'nde haber ajanslarının ve gazetelerin oynadığı role de baktığımızda çok yaptıkları yalan haberlerle bazı savaşların kayıplarına da, bu coğrafyadaki insanların savaşların kayıplarına da sebep olmuşlardır. Özellikle İngilizlerin ve Batlıların bu anlamda baktığımızda. Batılılar bu işi profesyonelce yapıyor. Örneğin çok bir haberde birçok detayı paylaşıp içeride fakat farklı bir konuda bir kelime, bir kavramla bunu yapıyor. İşte Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı deyip başına diktatör ifadesini getiriyor. Bilinçaltına yavaş yavaş onu sokmaya çalışıyor. Bugün son dönemlerde gördüğümüz şey o. Peki siz neler yapıyorsunuz Orta Doğu'da, Afrika'da, Asya'da, Latin Amerika'da dediğinizde, bu diktatörlük değil, bu barbarlık, bu vahşilik ki onların yaptığı. Fakat biz haberlerimizde vahşi Amerika, barbar Amerika, barbar Fransa ifadelerini kullanamıyoruz. Kullanma insan hakları, işte biz özgür özgürlükler ülkesiyiz deyip engelliyorlar sizi. Ama onların medyası istediği gibi bu coğrafyanın insanlarına istediği iftirayı atabiliyor. Birincisi, saha haberciliği çok önemli. Türkiye'de ve dünyada saha haberciliği öldü. Bir olay yapar. İkincisi, işin uzmanları. Örneğin siyasileri çok iyi bilen, tanıyan kişilerin haber yapması. Sporla ilgili haber yapıyorsa tarafsız olabilecek hiçbir takıntı ve hakikaten sporun bütün detaylarını bilen insanlar. Kültür, sanattan ekonomiye kadar. Bugün hiç kimse alanı olmayan bu alanlarda at koşturuyor. Uzmanı değil, bu alanın uzmanı değil, muhabir dediğin uzmanlaşmalı da aynı zamanda kendi alanında. Birisi uzman gazetecilere. Gazeteciler bir alanda uzmanlaşmalı. İkincisi, saha muhabirliği önemli, sahadan haber yapmalı.
olayın vuku bulduğu yere acil gitmeli ve oradan haberler, ister bu dahili olsun ister harici olaylar olsun, mutlaka o olay yerinde görmeli ve oradan haber. Siz dünya ajanslarını alırsanız belki o dünya ajansı kendi nazarıyla, bakışıyla bu olayı verecek. Ama sizin kendi bakışınızda o olayı yorumlamanız lazım. Bunun için de sahadan habercilik çok önemli. Üçüncüsü, bu alanda uzman insanlarla, mesela bir konu olmuştur, bir olay vuku bulmuştur, bu siyasi, ekonomik herhangi bir işin uzmanlarıyla röportaj yapılmalı. Ciddi röportajlara ihtiyacımız var. İnsanlar röportajlarla olup işin uzmanı insanlardan, profesyonel insanlardan dinlediği zaman etkilenebiliyor. Bugün röportajlar yok, saha muhabirliği yok, işin uzmanı yok ve bundan dolayı gazeteciler kendilerine gelen her bilgiyi tıpkı Twitter'daki insanlar gibi paylaşıyor. Böyle olunca da insanlar gerçek gazeteciyle, hakiki gazeteciyle bu propaganda olarak kullanan insan arasındaki ayrımı yapamıyor. Ve sıkıntı burada. Bence tekrar güçlü gazeteciliğin eski kuvvetine kavuştu. Çünkü dördüncü kuvvet medya olarak adlandırıyoruz bunu. Bu alanın tekrar kavi olması için, güçlü olabilmesi için bu alanda uzman insanlara ihtiyacımız var. Ben Türkiye'de, dünyada da sahada çalışan gazeteci, saha gazetecilerin çoğunun hak ettiği değeri bulduğunu düşünmüyorum. Bu Türkiye'de de böyle, dünyanın birçok yerinde de öyle. Onun için gazeteci artık saha muhabirinin ölmesinin ana sebeplerinden bir tanesi bu. Çünkü gazete sahip çıkmıyor, gerekli anlamda maddi destek görmüyor, hareket alanı dar. Bu vahim konulardan bir tanesi. Bundan dolayı saha muhabirliği çok çok mühim. Fakat Türkiye'de ve dünyada saha muhabirliği artık önemsenmiyor. Vahim durumlardan bir tanesi de bu bence. Çünkü saha muhabirliği can güvenliği olması gerekiyor, her türlü desteğin yanında olması gerekiyor. Fakat maalesef bugün saha muhabirlerin bu anlamda bir desteği nakıs, eksik. Bundan dolayı bunun güçlenmesi lazım. Bu gazete medya için çok utanç verici bir şey bence. Medyanın tekrar güçlü olabilmesi için, tekrar eski günlerine o ihtişamlı, çünkü bakıyorsunuz 1920'lerde, 1900'lerin başında gazeteci çok etkin, işin uzmanları var, entelektüel aydınlar var, gazetecilerden entelektüel aydınlar çıkıyordu. Maalesef şimdi gazete, medya dünyasında artık entelektüel kaymadı, aydın kalmadı. Tabii ben şuna inanıyorum, her entelektüel gazetecidir ama her gazeteci entelektüel demek değildir bu. Bundan dolayı gazetecilerin kendilerini yetiştirmesi gerekiyor ve entelektüel olması gerekiyor. Yine bu vesileyle Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum bütün gazeteciler.